29 Mart 2024 günlerden salı saatler 11.26 FED'in faiz kararı toplantısına artık başladık. Yani bugün itibariyle toplantı başlıyor. Yarın akşam FED toplantısı ve faiz kararı açıklanacak ve Powell'ın da tabii ki konuşması olacak. Piyasalara genel olarak baktığımızda aportta bir piyasa görüyoruz. Yani bekleyen genel anlamda çok keyifli olmayan e, ne diyelim hani sıkışık bir piyasa olacak demiştik ya bu hafta dolayısıyla tam böyle sıkışmış ve aporta geçmiş hafif düşüş eğiliminde bekleyen bir piyasa olduğunu görüyoruz dolar endeksine bakalım hemen dolar endeksi güçlendi 103.57 bu bize şunu gösteriyor aslında tahvillere de bakalım 10 yıllık tahvillerde de güçlenme var 4.33 bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar evet e, Powell yarın Şahin konuşma yapabilir evet bir faiz artışı beklemiyoruz e, faizi pas geçecek ancak Malum Amerika'da enflasyon yüksek geldi ve dolayısıyla da bu sene faiz indirimleri tekrar işte Haziran bekleniyordu. Hazirandan sonrasını ertelenebilir ve hatta faiz indirimi 3 dil 2'ye bile inebilir. Beklentisi bir anlamda bu yükselişe baktığımız zaman dolar endeksi ve tahvillerdeki yükselişe baktığımız zaman tabi burası yükselince otomatikman piyasaya da baskı yapıyor arkadaşlar. Nasıl baskı yapıyor? Şimdi buraya, e, burası yükseldiği zaman aşağıya geliyoruz. E, hemen altına bakalım. Altın tarafı e, ne dedik? Tam 2.149 dolar şu saatte, şu yayını yaptığım saatte. Bu hafta bize fırsatlar verecek dedik. Yani bunu günlerdir anlatıyorum, dün de anlattım. Alım yapmayı düşünenler için kademeli alımı da konuştuk. Zaten Kad kademeli alım yapmak gerekiyor. İşte toplantı mesela yarın olacak. İşte yarın bir tur yaparsın, ondan sonra bir tur daha yaparsın, iki kademede alırsın. Zaten Perşembe Merkez Bankası da var, e, dolayısıyla böyle iki kademede en azından hadi o, o üç kademe mümkünse e, gram altından bahsediyorum, gram altın alacaklar için bahsediyorum. Yani hafta satış değil, tam tersine alışlara fırsat verecek olan bir hafta olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla şimdi altında 10'da 2.149 dolar hatırlayacaksınız. Ne dedik? Burası destek, önemli bir destek ee, ve. Bunun üstünde kalması altın için önemli çünkü bunun üstünde kaldığı sürece yönün yukarı olduğundan bahsettik. hani Yeni hedefler 2200'ler 2350-2500'lere gidecek bir yolculuk başlar dedik. Önü çok açık dedik ama 2149'un altında başka bir durum söz konusu olur. 2074 dolar var aşağıda. Dolayısıyla bu hafta bu satış baskısı olur da 2149 doları 10 tarafında bir kırılım yaratırsa aşağıya doğru... Bunu takip edeceksiniz. 2149 üstü mü altı mı? 149'un altına kırarsa biraz daha düşüş hızlanır. Yani ne olur 2100'ler gelir. 2100'lerde belki bir kademe alım yaparsın. Sonra 2074'ler gelir. Yani tam 2074'lere değer demiyorum. Ama oranın yolu açılmış olur. Yani orası çünkü önemli bir destek. İki tane çok önemli daha önce dirençli buralar geçilemiyordu. Şu anda iki tane önemli desteğimiz oldu. 2074 dolar ve 2149 dolar ons altın tarafında evet hani alalım mı şimdi anlatıyorum mesela e tekrar e, videoların altına şu yorum geliyor peki alalım mı zaten arkadaşlar yani bunu anlatıyorum ayrıntılı bir şekilde daha nasıl anlatabilirim ki e, bu hafta gram altına takip edin onsla işlem yapanlarınız da var onun için onsu ayrı değerlendiriyorum gram altın için zaten dolar yukarı çıkıyor hani onsdaki o geri çekilmelere baktığımız zaman Tam böyle gram altına da yansımıyor çünkü dolar yukarı çıkıyor. 32 27, 32 33'e geldik yani dünden bugüne böyle hızlı gidiyoruz bir taraftan da. Ne oluyor? Grama sürekli yukarı taşıyor otomatikman. Çok hızlı geldik gram altında. Biraz dinlenecek. E, düşüşlerde onun tarafında belki çok büyük fırsatlar değil ama neden hani mümkün mertebe düşüşten almak her zaman için karlıdır neden yüksekten alayım değil mi mümkün mertebe düşüşte yakalarım düşüşte malımı alırım en güzeli en doğrusu budur. Şimdi bakın e, kriptolar için de dedim ki hani bir bahane lazım çünkü 69 bin doların üstünde evet bir bitcoin gitti ama orada kalamadı. Zaten keşke yani kalabilse hızlı daha hızlı bir yükseliş e, olacaktı. Nefessiz geldik zaten 73 bin dolarlara. Dolayısıyla da hani kripto tarafına da bir bahane aranıyordu. İşte o bahane aslında tam da Fed'in toplantısının olduğu hafta niye olmasın? Niye olmasın? Hazır zaten piyasa aşağıya geliyorken e, kripto tarafı da buradan kar satışı ya da ufak bir düzeltme eli kulağında burayı da takip edelim demiştik. Nitekim de Bitcoin. 63.500 dolara kadar indi. Şu an bu seviyelerdeyiz. Artık 62.000 doları da beklerim. 62.000 destekti çünkü. Burayı da beklerim. Orayı da aşağı doğru kırarsa artık hani böyle 50-52.000 dolar civarı karşımıza gelecek anlamına geliyor. Yani artık onun da altını beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Hani hiç almadık. Alamadık. Çok hızlı gitti. Aman da yetişemedik. Ee, ne yapalım diyenler için işte fırsat mı? işte fırsat geldi arkadaşlar. Yani fırsat mı? Fırsat geldi. Neden? Bitcoin'de çünkü daha bir şey görmedik. Yani Bitcoin'de uzun vade elinde tutacaklar için bahsediyorum. Ee, yani bu sene 74'leri çok rahat geçeceğimizi yani 100 binlerin ben ulaşacağımızı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Zaten ben uzun vadeli tutuyorum. Benim için tamamen e, düşüşler alım fırsatı. Buradan para girişi yaparım. Buradan bir miktar daha mal alırım. Mal ilave ederim. Ee, ondan sonra yoluma devam ederim Bitcoin'de hedefimi biliyorsunuz 300 bin dolarlar evet, bir de tabi sadece Bitcoin değil Ethereum'da da hedefimiz yüksek ve tabi kriptolar, alt kriptolarda da <laughs> evet gidenler oldu ee, iyi yükseliş yapan e, altcoin'ler oldu e, oralarda da ufak tefek geri çekilmeler var Bitcoin'le e, paralel bir şekilde ama henüz daha altcoin'de bir rally görmedik yani bir altcoin rally'sinden bahsedemeyiz bu yükselişler yükseliş değil Dolayısıyla takip ettiğiniz altcoin'ler varsa önemli altcoin'ler yani Bitcoin altında mesela en önemli nedir? E, Ethereum'dur örneğin. E, nedir işlem hacmi olarak baktığımız zaman? E, Solana'dır e, ondan sonra. Yani hani e, ana mesela Avax'dır. E, özellikle ne diyelim hani daha altında tabii daha yapay zeka destekli gaming projeleri var farklı farklı coin'ler var yani hani hiç almadıysanız veya ilave yapacaklar için vakit güzel zaman geldi yani öyle söyleyeyim burada da yine kademeli alımlar tercih edebilirsiniz düştükçe ilaveler edebilirsiniz işte o düşüş bu düşüş diyeyim ben size fırsat bekleyenler için coin'lerin bitcoin'in ve alt kriptoların önümüzdeki süreçte iyi kazandıracağını düşünüyorum düşüşe hiç takılmaya gerek yok. Ben kendi açımdan asla yatırım tavsiyesi değildir. Yani bakın ben buradan aldım 69 bin dolarda vay 63 bin dolara geldi param eridi. Yani bu kafayla zaten e, hiç kripto işine girilmez. Yani burada alıp unutacağınız bir şey olması lazım. Ya da işte düştüğü zaman çok da umurunuzda olmayacak bekleyecek bir sürecinizin sürenizin olması lazım. Burada 6 ayda beklersin bir de beklersin. Tamam bir kar yazar ama o istediğimiz karı belki 2025'te alacağız. Dolayısıyla uzun vadeli böyle üstüne yatacağınız bir şey olması gerekiyor. Yine hep soruluyor hangi kripto şeyi hesabı açalım diye. Çünkü bir hesabınızın olması lazım. Ben Bitdo'yu kullanıyorum. Bitdo'nun da referans linkini sürekli videonun altına bırakıyorum. Oradan bakın. Onun dışında farklı tabii ki hesaplar da kullanılabilir. İşte Binance'ı var mesela. Yani ben açıkçası ağırlıkta Bitlo da benim hesabım. Onun yanına da işte bir Binance'ım var. Daha işte küresel çapta kullandım. Onun dışında da böyle büyüklerden, istediğiniz yerden hesaplar açılabilir. Size kalmış bir şey. İlla buradan açacaksınız diye bir kaide yok. Şimdi devam edelim. Şimdi içeri gelelim isterseniz. Zaten altından bahsettim. Petrol tarafında bir renkte bir şey oldu. Yukarı çıkış oldu yani orada bir 87 doları gördük bir hızlı gitti sebebi ne sebebi arkadaşlar bu Ukrayna'nın işte Rusya'ya drone saldırısı düzenlemesi ve bu drone işte saldırısı beraber de oradaki bir ne diyelim hani petrol kuyularından birini vurması yani böyle bir gündem oldu bir bu etkili oldu iki işte OPEC toplantısı tekrar yeni bir arz kısıntısında gitme beklentisi e, hali hazırda e, burayı yükseltmiş olduğu Çok kalıcı bir yükseliş mi derseniz ben çok kalıcı bir yükseliş olarak görmüyorum. Şokpatik risklerin, yani bu risklerin biraz daha artması lazım. Artarsa evet biraz daha gidebilir ama yani bu, bu haberlerle buralarda da şey yapabiliyor. Yani tekrardan e, haber veya işler yoluna girdi an tekrar geri çekiliyor. E, normal yani buraya gelmesi bir miktar daha yukarı gider mi gidebilir iyi değil. Neden? Çünkü bizde şöyle etki yapıyor. Direkt benzine, işte mazota ona buna etki yapıyor ve maalesef aslında biraz böyle jeopatik riskleri de göze aldığımız zaman buradaki her çıkış aynı zamanda dünyada da enflasyonu patlattığı için çok çok önemli. Yani enflasyonun her şeyin yani enflasyon altındaki en önemli nedenlerden bir tanesi enerji. Enerji fiyatlarında yukarı çıkış enflasyonu patlatacak bir hareket ve bambaşka bir sürece sokar bizi o dönemde. Oraları şu anda e, gitmeyelim. Ama böyle bir risk var mı? Evet. Yani var ve her zaman var ki bu sene daha fazla var. Çünkü e, çok fazla jeopolitik risk var. Öyle söyleyeyim. İşte e, mesela Putin tekrar kazandı. Yani e, şey Rusya'daki seçimleri tekrar kazandı. Beşinci kez tekrar Rusya'nın başına geçti. Putin'i de tanıyoruz yok nükleer silahla ilgili tehdit etmeler, işte NATO'nun oralara gidip sınıra e, askerlerini yığması. Yani orada bir gerginlik var Batı ile Rusya arasında. Dolayısıyla hani bu gerginlik her an işte görüyorsunuz ki Rusya çok önemli bir ülke. Petrol rezervleri, gaz rezervleri açısından inanılmaz önemli bir ülke. Buradaki her hareket küresel piyasalarda fiyatlamaları değiştirir. Her anlamda değiştirir arkadaşlar. Evet şimdi gelelim e, içeriye. E, borsa diyelim tabi dün borsa kapanışı 8.718'den oldu e, yani kötü bir kapanış yaptık e, bugün de şu saatlerde yine 8700'lerde hareket ediyor 8720 8730 şimdi arkadaşlar burada bakın e, endeks tabi bu endeksten bahsediyorum buralara gelebileceğimizden yani e, neydi nedeni hatırlayalım. Bir seçim belirsizliği, iki faiz yükseliyor, üç yabancı gidiyor. Bütün her şey işte seçim sürecine bağlı olarak ve yanına da faizi koyduğumuz zaman Mart ayı işte çok kritik, çok gergin bir ay olacak, sıkıntılı bir ay olacak. Dikkat edelim borsa tarafına diye konuşmuştum. Şimdi dolayısıyla şimdi borsada malı olanlar için sakin olma dönemi, panik yapmama dönemi. Zaten bu, bu noktaya geldik artık bu noktada özellikle orta uzun vadede olanlar için panik yapacak bir şey yok. Orta uzun vade elinde tutacaklar için. Burada beklemeyi de bilmeniz lazım. Ne oldu? Artık düşüşler bize tam tersine ekleme fırsatı veriyor. Satış değil, satış zamanı geçti. O satış zamanı daha 9.000'den üzerindeki satışlarda 9.300, 9.400, 9.250 buralarda satışta. Ama artık buralar satış zamanı değil, tam tersine ekleme zamanı. Burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Borsada hissesi olanlar ya da yatırım fonu almış olanlar, elinde hisse olanlar aman panik yapmıyoruz. Çünkü buradan artık bir 8.500'lere doğru bir hareketle gelebilir. Orası önemli bir destek daha önce geçilmesi zor bir bölgeydi. Oralara bir değebiliriz. Hatta onun altına minik bir sakma bile olabilir. Heyecana, paniğe hiç gerek yok. Uzun vadede gideceği yer belli, gidecek çünkü neticede gidecek. Biraz oyalayabilir. Tamamen alın fırsatı burada aman deyin. Şu şeye kapılmayın bakın. Ee, çok düşüyor. Buradan çıkayım daha çok gider. Çünkü 7000'li seviyeler konuşuluyor. İşte e, hatta 6000'li seviyeler konuşuluyor. Yani hep bu haberler pompalanır. E, böyle zamanlarda işi i̇şte daha beter olacak. O zaman tekrar panik yapıyorsun, tekrar çıkış yapıyorsun. Hayır, artık o zaman geçti. Panik yapmadan bekleme. Paran varsa ilave etme zamanı. Şimdi şu da hata olmasın. Burada da dikkat edelim. Tepki yükselişleri gelebilir. Bir bakarsınız mesela bugün işte bir baktığımız 8000 900'lere doğru bir hareket oldu. İşte 9000'lere doğru bir hareket oldu. Örneğin diyelim ki şu heyecana da kapılmayın. Tamam gidiyor borsa. İşte gidiyor işte gidecek mala yükleneyim. Hemen mal alayım. Hayır bu da hata. Çünkü bu piyasa nasıl bir piyasa biliyor musunuz? E, tepki yükselişleri gelir ama bu yükselişler sadece bir aldatmacıdır. E, küçük yatırımcı kanar buradan mal alır. Ama tam da böyle büyüklerin malı yıktığı yerdir. Biz buna şey deriz işte... Tepki yükselişleri ve işte yukarıda kar satışları. Yani git gel hareketi o yukarı tepki yükselişlerinde bir önceki zirveyi hiçbir zaman geçemez. Düşüş trendinde bir önceki zirveyi geçemez. Hep böyle bir yukarı verir tekrar aşağıya gelir. Aşağı geldiğinde de biraz daha aşağıya gelir. Örneğin 8500'e değer gibi düşünün. Yani her yukarı gidişte bir önceki zirvenin altında bir zirve görürüz. Oradan mal alınmaz. Her aşağı gelişte de bir önceki destek seviyesinin altında bir kapanış görürüz. Oradan işte uzun vadede mal kademeli olarak toplanır diyeyim bu uyarıları da yapmış olayım arkadaşlar size borsa tarafında özellikle faiz seçimden sonra da seçim belirsiz ortadan kalktığını düşünelim e, faizi takip edeceğiz özellikle bu hafta perşembe günü borsa açısından da önemli çünkü merkez bankası faiz konusunda nasıl bir karar e, nasıl bir yol izleyecek e, bir faiz artışı gelecek mi hadi gelmeyecek beklentimiz var yüksek tamam gelmedi diyelim ama önümüzdeki dönem özellikle yabancılar faiz artışı bekliyor. ...konuşmalar da bize bunu gösteriyor. Ek bir faiz artışını da gösteriyor. Sıkılaşma çok yüksek. Bunlar borsanın hoşuna gitmez faiz artışı. Neticede şu an yıllıkta yüzde elli... ...görmüşsünüzdür zaten... ...bol bol elden ele dolaşıyor. Yüzde elli yıllıkta şu an faiz var. Ya da aylıkta bile alabiliyorsunuz. Bir aylıkta, üç aylıkta. Yüzde elli çok ciddi bir oran. Dolayısıyla hani... Bu hani faizin en güçlü rakibi e, özür dilerim borsanın en güçlü rakibi e, faizdir. E, bu da borsayı e, frenleyecektir. Seçim sonrası daha çok buraya odaklanacağız. Mevduat tarafına ve e, ekonominin e, bundan sonraki süreçte ek bir faiz artışı verecek mi? Faizler nereye gidecek? Ve nerede artık hani fiyatlama bitecek? Yani şöyle bir şey de var. Bakın mesela Amerika'da faizler en tepe noktada ama ne oldu? Artık e, borsa yukarı gitti faiz tepe noktada olduğu için yani bu şu anlama gelmesin ne zaman faiz indirim gelirse işte o zaman efendime söyleyeyim borsa yukarı çıkmaya başlar o da öyle değil ee, bir fiyatlama vardır yani önce piyasa bir fiyatlamayı yapar şu faizleri bir göreyim işte %50 fiyatlaması daha fazla olacaksa onun fiyatlaması bir yerden sonra artık o fiyatlamalar biter bir noktadan sonra ee, yukarı çıkar ee, ama daha oraya daha çok var yani orayı görmemize daha var hani illa faiz indirimlerinin olduğu zamana denk gelmesi gerekmiyor çünkü konuşmamdan öyle anlayanlar da olmuş yani hiç faiz indirmedi diyelim ki Merkez Bankası bu sene boyunca ee, ama o fiyatlama belli bir süreye kadar yapılır hani belki bu nisan olmaz mayıs olur haziran olur ama bir noktadan sonra illaki bir dönüş gerçekleştirmek bir trend yukarı doğru bir trend e, yükselişi göreceğimizi düşünüyorum ee, evet şöyle bakıyorum başka ilave edeceğim bir şey var mı unuttuğum bir şey var mı siz yazarsanız zaten e, soru yorumlarla aşağıya destekleyin arkadaşlar evet Valla e, yarın çok önemli. Yarın canlı yayında beraber olacağız. Uzun bir yayın olacak. Hepinizi bekliyorum zaten oraya. Powell'ın konuşmasına da geçen süre içerisinde bir zamanımız olacak. Orada özellikle Amerika borsalarını yorumlamak istiyorum. Amerika borsalarını yorumlayacağız. Yani hem teknik seviyelere de bakacağız. E, güzel bir yayın olacak. Sonra Powell'ın konuşmasını. Yani yarın ve ondan sonra perşembe günü volatil. Oynaklık çok ama biz şöyle ben düşüşlere ne yapıyoruz? Üzülmüyoruz düşüşlere çünkü biz mal toplayan taraftayız. Biz ne kadar mal toplarsak bizim için o kadar iyi. Düşsün ki alalım. Bakın kripto düşüyor nereden gitti? Hani ağlamıyorum, üzülmüyorum, tam tersine seviniyorum. Neden? Çünkü mal alacağım. Yoksa ben yani tepelerden malı ilave et niye edeyim ki? Yani işte bir düzeltme gelsin aşağıdan ilave edeyim. Benim gibi bir sürü düşünen yatırımcı da var. E bu nedenle ne olacak? Aşağılarda daha çok alım gelecek ve bizi yukarı taşıyacaklar. Biz e, trade etmiyoruz. Biz bakın yanılgı olmasın. Biz günlük al sat yapmıyoruz. E, yani ben de yapmıyorum. Günlükte alım satım yapmıyorum. Üç günlükte işte bir e, ne diyelim yani öyle haftalıkta alım satım yapmıyorum. Hani en fazla dönemsel kar satışları yapan biriyim. Dönemsel. E, bu da gayet normal. Onun dışında düşüşleri ben takip edelim. Yükselişleri değil. Düşüşler. Evet şimdilik bu kadar. Arkadaşlar iyi bakın kendinize. Sağlıklı kazançlı güzel bir gün ve bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.